Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Öncelikle destek olmak isterseniz kanalımıza abone ol. Şurada bildirimleri aç arkadaşım. Mevcutta 76 bin abonemiz kanalımızdaki bildirimleri açmamış arkadaşlar. Lütfen abone olunduğunun yanında böyle yıldız şey var, zil var. O zile bas, tümünü seçti arkadaşım. Video paylaştığımda sana hemen önüne çıksın arkadaşlar. Evet. Bildiğiniz gibi sicil affı dilekçesi devam ediyor arkadaşlar. Şu anda 2000'i geçtik. 2050'ye kadar geldik hatta. Bizden alınan sicil affı dilekçesi sayesinde 2050 kişi şu anda kredisine kavuştu kardeşim. WhatsApp numaramızı veriyorum. 0543 641 61 77 arkadaşlar. 0543 641 61 77. Şurada numaramız yazıyor. Burada da yazıyor arkadaşlar. Şimdi konunun ne olduğunu size kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın size bir tane Türkiye Bankalar Birliği'nin duyurusunu 15 Nisan 2021'de bir duyuru yapmış arkadaşlar. Bilindiği üzere 26 Mart 2020 tarihli karşılıksız çıkan çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanuna eklenen geçici madde yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Nedir bu? Söz konusu kanundan yararlanmak isteyenlerin geçici maddede belirtilen borçlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemesi veya size lazım olacak kısım yeniden yapılandırması gerekmektedir. Yani aralığın 31 Aralık'a kadar sana herhangi bir borcun yoksa veya yapılandırma yapmışsın, taksitlerini ödüyorsan 2020'nin 31 Aralık'tan sonra yaptığın başvurular dikkate alınacak arkadaşlar. Ama diyor ki senin başvuru yapıyorsun, red geliyor değil mi? Borcun yok. 2020'nin sonuna kadar borcunu ödemişsin veya 2019'da, 2018'de borcunu ödemişsin. 5 yıllık bir denetim süresine tabi tutulmuşsun diyelim. Burada sana diyor ki başvuru yaptığında ben senin sicilini dikkate almayacağım diyor. Almayabilirim demiyor. Arkadaşlar biz kredi veren bir kurum değiliz. Biz size kesin kredi çıkar muhabbetini yapamayız. Veya onu veya bunu yapamayız. Bizim yaptığımız sadece bu kanun maddesini ve 7226 sayılı kanunun maddesini, ayrıyeten banka Türkiye BDDK'nın göndermiş olduğu yazıyı, bunları güzel bir dilekçe haline getirdik. Sizlere bu dilekçeyi hazırlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bununla şansınızı deneyin diyoruz arkadaşlar. Biz size kesin çıkar diye böyle bir şey asla söyleyemeyiz. WhatsApp'tan soru sormayın. Soranları da engelliyoruz arkadaşlar. Size burada detayları anlattık zaten. İlgili kanun maddesini bu videonun açıklama kısmına da aynı şekilde ekliyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Dilekçe ücretlerimiz 30 TL arkadaşlar. Dilekçe ücretimiz 30 TL. Göndermek istemiyorsan da gönderme kardeşim. Benden de dilekçe melekçe alma. Yani 30 TL'nin lafını ediyorsan esnafa biraz katkın olacak. 30 liranın muhabbetini yapacaksın bana. Gerek yok kardeşim. Sen benden dilekçe falan yazdırma. Şimdi WhatsApp'tan yazıyorsunuz. 0543 641 6177. WhatsApp numaramızı bu videonun açıklama kısmına da koyuyorum. Oradan yazdığınızda WhatsApp'tan size otomatik bir mesaj geliyor. O otomatik mesaj geldiğinde banka bilgilerimiz, yani şirketimizin banka bilgileri, oraya ödemenizi yapıyorsunuz. Sonra sen ödememi yaptım diye bilgi veriyorsun. Sonra personelimiz Özge Hanım sizden bilgileri istiyor. Yani isim, soyisim, irtibat, adres, bunları istiyor. Sizin vereceğiniz bilgiye göre dilekçeyi hazırlıyor. Word olarak tekrar size gönderiyor. Siz de onun çıktısını alıyorsunuz. PTT'ye gidiyorsunuz. Bankanın genel müdürlüğüne iadeli ve taahhütlü şekilde gönderiyorsunuz. Ondan sonra 30 gün içinde sana cevap geliyor. Genelde bir hafta içinde geliyor, 2 hafta içinde geliyor, 3 gün içinde gelen var. Kanuna uyuyorsun, banka red verdi, BDDK'ya şikayet edebilirsin. Bundan sonra işte bana red geldi, ben ne yapabilirim diyor bazıları mesela. Kardeşim şikayet yerlerim belli. BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu. Şikayet edeceğiniz yerler belli. Yani bundan sonraki koşturma işi size kalıyor arkadaşlar. Ben sadece dilekçe yazarım.
kesin çıkar mı? KKB puanım şu, KKB puanım bu. Biz asla bunları cevaplamıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz bankacı değiliz. Ben arzu alıcıyım, dilekçe yazıyorum ben. Ben dilekçeyi sana verdikten sonra bütün işler sende. Ne yapman gerektiğini de söylüyorum. Bankanın şubesine git demiyorum. Veya şubenin müdürüne git demiyorum. Şubenin personeliyle muhatap ol demiyorum. Genel müdürlüğüne. Biz zaten o genel müdürün adresini dilekçenin içerisinde size belirtiyoruz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? WhatsApp'tan yazıyorsun, dilekçeni alıyorsun kardeşim. Çıkar çıkmaz onu ben bilemem. Onu verecek, kararı verecek olan bankalar. Unutmayın, BDDK'ya bağlı olmayan hiç kimse size kredinin çıkacağını garanti edemez. Kredi de veremez. Önden para talep edenlere inanmayın, dolandırıcıdır. Ben sana kredi çıkartacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım muhabbetine. Instagram'larda profil açıyorlar, insanları dolandırıyorlar. Asla inanmayın. Bunlarla ilgili paylaşımlarımı yapıyorum topluluk kısmında. Orayı takip edin arkadaşlar. Sicil affı dilekçesi yazdırmak isteyenler WhatsApp numaramızı burada da yazıyor. Burada da yazıyor. 0543 641 61 77 arkadaşlar. Ben hem finans danışmanlık almak isteyenler, sadece finans danışmanlık, bakın arkadaşlar. Hukuk sorusu soranları engelliyorum ben. Ben avukat değilim kardeşim. Ben araştırma yapıyorum sadece. Hukuk sorularınızı devletimizin avukatlarına yapacaksınız. Bana değil. Veya benim gibilere değil. Biz finans uzmanıyız. Finans danışmanlık almak isteyenler de bu videonun altında katıl butonu var. Oraya tıklayarak finans danışmanlığı alabilirsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dilekçe yazmak isteyenleri WhatsApp'ta bekliyoruz. Görüşmek üzere.